Evet, sanırım şu an yayındayız. Evet, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. YouTube kanalımıza. Bugün Aybüke bizlerle 117. Python Saati etkinliğimizde bizlere CI/CD, günümüzde kullanılan CI/CD tool'larından bahsedecek. Öncelikle grubumuz hakkında çok kısa bir bilgi verelim. Pay İstanbul topluluğu hakkında. Pay İstanbul topluluğu Türkiye'deki hatta İstanbul'daki Python kullanıcıların bir araya geldiği gönüllü bir topluluk. Pandemi öncesinde haftalık Python saatlerinde yüz yüze gelerek etkinlikler düzenliyorduk. Ancak şu sıralar pandemiden ötürü online etkinlikler şeklinde bu seriyi devam ettiriyoruz. Her seviyeden Python kullanıcısının katkıda bulunduğu ve bu etkinliklerde yer aldığı gönüllü bir topluluk. Şimdi ben sözü yavaştan Aybüke'ye bırakmak istiyorum. Evet, hoş geldin Aybüke. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Ben Aybüke, önce kendimi tanıtayım, sonrasında slaytı da paylaşıp aslında yapabilirim. Öyle ilerleyebilirim. Ya şu an Trendyol'da çalışıyorum ben DevOps olarak. Bugün CI/CD tool'larından bahsedeceğim. Kendi kullandığım, deneyim sahibi olduğum tool'lardan bahsedeceğim size. Hepsinin tabii ki bir artısı eksisi ve kullanım amacına göre değişiyor. O yüzden zaten tek bir tane süper CI/CD tool'u yok. İhtiyaçlarımıza göre çeşitleniyorlar. Şimdi şu slayta bir geçeceğim ama paylaşacağım şuradan bir saniye. Tamam. Geldi değil mi şu an? Evet, slide görünüyor. Tamamdır. Şimdi çok kısa bir kendimi anlatayım. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonrasında eBrand Value'da çalıştım 1,5 yıl kadar. Ventures'ta da 1,5 yıl kadar çalıştım. Şu anda Trendyol'da çalışıyorum. Bir 7-8 ay olacak. İlk başladığım zamanlarda eBrand Value'da Python yazıyorduk. DevOps işleri de yapıyorduk birazcık. Ventures'ta daha çok cloud üzerine bayağı bir deneyim sahibi oldum. Şu anda Trendyol'dayım. Bunun dışında hobilerim kampa gitmek çok severim. Onun dışında bu pandemi sürecinde oldu bana da bir yoga yapmayanlar kaldım ki sanki durumunda. Ben de yogaya başladım ama iyi geliyor, hareket oluyor. Çünkü hala evden çalışmaya devam ediyoruz. Onun dışında bir 2 aylıkta bir kedi annesi oldum. Evde bir bızlık bir kedim var. Bir de son olarak bana Twitter'dan ulaşmak isterseniz Aybüke Hatira Özdemir'den, DM'den falan yazabilirsiniz sorular olursa. O şekilde. Bu sunuma başlamadan önce direkt CI/CD tool'larını kıyaslayalım vesaireden önce aslında biz nasıl bu durumlara geldik, nasıl CI/CD tool'ları ortaya çıktı vesaire diye biraz bahsetmek istiyorum. Bunun temeli aslında tamamen DevOps kültürüne, bir DevOps yaklaşımına dayanıyor. Ve bu yaklaşımı sadece DevOps takımı aslında çok temele inersek aslında DevOps takımı diye bir takımın da olmaması gerekiyor vesaire ama şöyle bir durum aslında. Tüm şirketteki takımların benimsemesi gereken bir yaklaşım. Ve aslında böyle DevOps yaptık oldu gibi değil de olarak bir süreç, yol üstünde ilerleyen bir süreç gibi düşünülebilir. Bu CI/CD de aslında DevOps yaklaşımının sonucunda ortaya çıkan kavramlar. Şu özetleyecek olursak, DevOps dediğimiz yazılımı üreten takımlarla bu yazılımı işleten takımların arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek ve bu aradaki bağımlılıkları azaltmak, operasyonel yükü azaltmak için ortaya çıkan bir yaklaşım. Yani temelde bunu savunuyor. Bunu da nasıl yapıyor dersek burada aslında olay CI/CD geliyor. Ve tabii bunun sonucunda oluşan yazılımlar. Yani Jenkins olur, GitLab olur vesaire. Burada bir DevOps'un aslında şirket olarak geçildiğinde
önemli olan, yani ilk görevi yazılımcılar için rahat bir çalışma ortamı sağlamak. Bunun için de işte yazılımcıların üzerindeki sürekli tekrar ettikleri işleri otomatize hale getirmek, ne bileyim onlar için işte testlerini düzgün yapabilecekleri, kod kalitelerini düzenleyebilecekleri ortamlar sağlamak vesaire gibi şeyler geliyor. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Ben bir şey burada merak ettim. Tabii ki. Bu DevOps dediğimiz kavramla, ben birazcık bu kavramlara uzak bir insanım. Farklı bir domainde çalışıyorum çünkü. Ekip yapısı nasıl oluyor? Mesela benim kafamda şu an çok uygulamadı. Gönül, bu güzel bir soru ve bence şey, yani net bir cevabı aslında yok. Mesela ilanlara bakacak olursan, işte son zamanlarda popüler diye mesela işte DevOps Engineer arıyorlar. SRE arıyorlar ya da işte sistem yöneticisi altında aslında DevOps işi yapacak ya da DevOps adı altında sistem yöneticisi işlerini yapacak. Yani aslında kavram kargaşası bayağı bir var. Takımın aslında, takım önemli değil ama önemli olan şu bence. Yani meslek gereği nasıl diyeyim, bu yapılan bir yazılım var ve bunun şu aslında cycle'daki işte planlanmış, kodu yazılmış, build edilmiş, test edilmiş, işte sürümü çıkmış, production'da çalışıyor vesaire. DevOps aslında takım olarak yazılımcısı, testçisi, işte PM'i vesaire herkes bu plandan başlayıp monitoring'e kadar gelen kısımda herkesin aslında bir şeyi var. Bütün takımların entegre olduğu bir şey, bahsettiğimiz olay. O yüzden hani bir kişi mesela, evet, şirketi DevOps kültürüne geçiren kişiler olmalı. Bu yapıya oturtan kişiler olmalı ama sonrasında DevOps kişisi kalmaz da hani, tam anlatamadım yine de ya. Yok, aslında bir şeyler kafamda daha da şu an canlanmış durumda. Olay aslında şey, bu yapının hani bu sonsuz döngünün hiç kırılmaması, otomatize hale gelmesi, daha sık ve daha sorunsuz deploy çıkabilme. Çünkü eskiden mesela işte nasılmış, aylarca kod yazılıyor, işte hepsi paketleniyor bir şekilde, sistemcilere veriliyor ve onlar işte bir şekilde deploy çıkıyorlar. Bir yerde bir hata var ama aylarca yazılan kodun neresinde hata var vesaire. Onun yerine mesela işte günlük çıkılan, hatta günde bazen hani onlarca, yüzlerce deploy çıkılabiliyor. Ufak ufak değişikliklerin hepsi bu şekilde uygulandığında, işte testten geçiliyor, işte build ediliyor, ne bileyim, önce işte direkt canlıya çıkmadan önce farklı bir ortamda test ediliyor vesaire. Bu adımların sonucunda aslında canlıya çıkmadaki hata payı çok azalıyor. Otomatize edildikçe insan hatası da azalmış oluyor. Harika. Hani iyileştirme kısmı o. Eskiye nazaran evet daha çok şey çıktı. Bir sürü tool var, bir sürü işte kavram çıkıyor ama bu da böyle küçük küçük her değişikliği ekleyerek işte hata payını azaltmaya doğru bizi götürüyor aslında. Çok çok güzel açıkladın. Yani aslında şey diyebilir miyiz? Bir ürünün başından sonuna kadar, aslında canlıya alana kadar geçen süreçten bahsediyoruz burada. Evet, en başından, yani planlandığından itibaren, hatta sonundaki artık operasyon ve bunun monitoringine kadar gelen kısımda. Yani DevOps kültüründeki amaç bu döngüyü kırmadan otomatize bir şekilde ilerletmek aslında. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Bir sonraki adımda devam ediyorum. Burada tamam. CICD dediğimiz olayı birazcık daha göstermek istedim. Bu continuous integration demek aslında şey, sürekli entegre durumu. Burada yazılan bir kod var. İşte Python olur, neyse, herhangi bir kod. Bu kodun işte unit testlerinden geçmesi, kod kalitesinin ölçülmesi ve sonunda bir artifact gibi, yani build edilmiş bir yapı ortaya çıkaran bu kısma continuous integration diyoruz. Bunu işte otomatize etmemizi sağlayan araçlar da az sonra bahsedeceğim araçlar. Bu aslında bize ne sağlıyor? Az önce bahsettiğim yazdığımız her değişiklik, attığımız her commit bir şekilde testlerden geçiyor ve build olabiliyor mu? Belki build'i kırdı, bir şey oldu. Onu aslında ilk adımlarda fark ediyoruz ve son adıma kadar beklemeden müdahale edebiliyoruz. Yani yazılımcı
içinde bug tespiti vesairenin daha kolay olduğu bir adım olmuş oluyor. Bir sonraki adım şey, continuous delivery. Burada yaptığımız olay da continuous integration'da hazırlanmış, elimizde build edilmiş bir imaj var artık. Bunu bir şekilde işte performans testlerinden vesaireden geçirdikten sonra prod gibi olan bir ortama o sürümü, yani release'i hazır etmek, bir sürüm haline getirmek bu değişiklikleri. Bu continuous delivery adımında oluyor ve prod'a benzer bir ortamda bunu test edip tekrardan şey, yine prod'da bir sıkıntı çıkacak mı diye görmemizi sağlıyor. Continuous deployment da aslında canlıya çıkma. Yani prod'da artık yapılan bu değişikliğin tamamen uygulanmış hali olmuş oluyor. Buradan başlıyorum. Benim en çok vaktimin geçtiği CI/CD tool'u Jenkins. Belki kullanan da bayağı vardır ya. Birçok şirkette de kullanılıyor. Şuradan bir saniye. Jenkins şöyle başlamış aslında olaya. Hudson diye bir CI tool'u yazılıyormuş Sun Microsystem'de. Bu abi tarafından hatta öncülüğünü yürütüyormuş. 2005 yılında yazılmaya başlanmış. Arkasından işte 2009 yılında Oracle gelip satın alıyor şeyi, Sun Microsystem'i. Sonrasında bu Hudson'ı da işte paralı bir şekilde hani ürün olarak ilerletelim diyor. Yazılımcılar arasında Oracle'la bir hani böyle şey çıkıyor, anlaşmazlık çıkıyor. Sonrasında yazılımcılar şey diyorlar işte, biz bunu forklayacağız ve şey yapacağız, open source hale getireceğiz. Sonrasında hatta Oracle da şey diyor, bu kadar tutmayacak vesaire gibi, hani çok fazla destek bulamayacaksınız diyor. Ama şu an sanırım 400'den falan fazla şeyi var, contribution yapan var, yani hala devam ediyor. 2011'de forklanıp başlamış ve Java ile yazılıyor. Jenkins'te yapabildiğimiz şeyler şöyle. Yazdığımız kodu işte build etmek, test etmek, ne bileyim deploy etme aşamalarının hepsini pipeline şeklinde oluşturabiliyoruz. Bunun için sağladığı şöyle bir şey de var. Domain specific language var. Groovy scriptler yazabiliyoruz Jenkins file olarak. Burada işte step step önce şunu yapsın, işte sonra ne bileyim sonarda işte gitsin kod kalitesini ölçsün, şu testleri çalıştırsın vesaire. En son deploy adımlarında işte sallıyorum işte stage'e şu deploy'u çıksın vesaire gibi ilerleyebiliyor. Jenkins'in artılarından bir tanesi de şu, çok fazla plugin'i var. İyisiyle kötüsüyle aramadığınız kadar plugin'i var. Ve şey sağlıyor, bir API sağlıyor Jenkins. Biz plugin yazalım diye. Yani eğer bir şeyin plugin'i hala yazılmamışsa biz de yazabiliriz. Onun dışında şu özelliklerden yine Docker imaj içerisinde build yapma olanağı sağlıyor. Bu 2.0 versiyonunda gelmiş sanırım. Onun dışında yine şey var. Tek bir makineye kurulacağı gibi bir master slave gibi yapıp işte slave üzerinde şu jobları çalışsın, master üzerinde diğerleri çalışsın gibi yapılabiliyor ve Jenkins şöyle, cloud ya da işte on-premise, yani self-hosted bir şekilde kurup ilerleyebiliyoruz. Ama bir şey yok, işte servisi olsun biz URL'den girelim vesaire gibi bir durum yok. Bir kurulum maliyeti var gerçekten. Ya cloud da olsa, on-premise de olsa makineye, CPU'ya, RAM'e, diske verilecek bir para var burada. Bunun şeyin haricinde şey bir de Windows'ta çalışabiliyor, Linux'ta, MacOS'ta vesaire çalışabiliyor. Ve işte Slack notification'ları, e-mail'ler vesaireler, işte mesela job'ımız fail olduğunda işte şey yapabiliyoruz. Mail atabiliyor, Slack'e bir notification yollayabiliyor vesaire. Şurada biraz arayüzünden bahsedeceğim. Göstereceğim daha doğrusu. Benim mouse'um görünüyor mu bu arada? Evet, bir ok gözüküyor. Yani normal bir mouse oku gözüküyor. Tamam, süper. Bu aslında Jenkins'in ilk login olduğumuzda gelen arayüzü. Burada bir tane job tanımlamışlar. Şurada yine şeyleri var. İşte
yönetim panelidir, işte credentialları ekleyeceğimiz yerlerdir vesairedir. Ekstradan burada bahsedeceğim şu kısım. Burada mesela işte yazılan bir pipeline var. İşte sudo image for installation demiş. Bu adımda mesela patlamış. 1 dakika 34 saniye. Bu şekilde arayüzünden görebiliyoruz aslında. Düzgün çalışan en son ki tarihi vesaireyi. Bunun haricinde şurada bir de şeyler var. Sadece pipeline oluşturmuyoruz aslında. Bunun haricinde işte klasörleme yapısı, GitHub organization özelliği, freestyle project vesaire de yapabiliyoruz. Burada bir de şey de yapabiliriz. İlla ki pipeline olacak bir yere deploy çıkacağız değil de. Mesela işte zamanlı bir işimiz olacak. Haftada bir çalışacak bir şey olabilir. Ya da 5 dakikada bir şey kontrol edilecektir o job için. O tarz şeyleri işte shell script vesaire bile yazılabiliyor. Manage Jenkins kısmında da işte burada pluginleri mesela yönettiğimiz bir kısım var. İşte user'ları yönettiğimiz vesaire. Bu oranlara yüzü. Şurada da ufak bir şey var. Pipeline script'i göstermeye çalıştım. Aslında bu kadar şey değil. Yani bu tek bir stage'den oluşmuş. Build diye bir stage'i var ve işte echo testing yazmış mesela. Aslında daha karmaşık pipeline'lar oluyor. Bu kadar şey olmuyor. Boş bir pipeline olmuyor genelde. Bu arada UI'nden böyle anladığım kadarıyla birazcık eski bir tarzı var. Evet. Hala kullanan insan sayısı çok fazla var mı yoksa? Bence çok fazla var bu arada. Hakikaten çok kullanıldığını düşünüyorum. Ya çünkü yazılan pluginlerden bile belli yani rağbet gördüğü. Bir tek şeyi olabiliyor. Mesela iyisiyle kötüsüyle çok plugin'i var hakikaten. İşte security açıkları çok çıkabiliyor mesela. Anladım. O birazcık can sıkabiliyor bu konuda. Yani onun dışında gerçekten işte AWS ile de bir şeyler yapmak istiyorsak yine onun da bir plugin'i var. Ne bileyim işte LDAP Authentication'ın onun da bir plugin'i var. İşte Sonar'ın vesaire bir sürü yani aklına gelebilecek her şeyin yazmış durumdalar. Çok iyi. Aslında bir sürü teske cevap verebilecek durumda. O yüzden de kullanıcı sayısı şey. Aynen. Bir de yani sanırım şey böyle yani eski olduğu için aslında çok fazla başta kullanılmış ve oturmuş da bir yapı olabilir yani bir şirkette de. Evet. Düşünüyorum. Sonrakine geçeceğim. Travis Yay. Ben bunu çok ufak denemiştim. Ama çok rahat bir kullanımı olduğunu düşünüyorum. Travis Yay'da Ruby ile yazılmış aslında. Bu da yine şey MIT lisansına sahip. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Mesela benim işte GitHub'da ya da başka bir yerde, repo'm var bir yerlerde. Bitbucket da olabilir herhangi bir yerde. Burada önemli olan .travis.yaml diye bir dosyayı ekleyip ben travis.yay.org'a login olup o repo'yu gösterdikten sonra yapmam gereken hiçbir şey kalmıyor. Çünkü Travis gidip şey yapıyor direkt. Bu YAML dosyasının içinde ne varsa ilk önce buraya bakıyor. Ve sonrasında işte mesela burada bir Travis YAML yazılmış. İşte dili Python olacak şekilde. Burada requirements.txt'deki bu paketleri indir vesaire demiş. Direkt aslında şey yapıyor. İlk baktığı yer burası ve buradan bizim CI adımlarımızı işte yapılacak testler varsa kod kalitesiyle ilgili vesaireyle ilgili direkt bakabiliyor. Kullanımı çok rahat. Arayüzü de çok şey. Yani görsel olarak bence gayet iyi. Bununla ilgili söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Bir de ücretsiz olarak kullanılabiliyor bu arada. Yani bir hafta sonu projesi olabilir. Ne bileyim bir ödev olabilir vesaire. Ya da bir şey denemek istiyoruzdur. Böyle işte Jenkins gibi şey yapmamıza gerek kalmıyor. İşte bir makine ayağı kaldırayım önce Jenkins'i kurayım. İşte sonrasında pipeline'ını yazayım vesaire değil. Direkt işte login olup kendim ne pipeline'de ne olsun istiyorsam onları ekleyip direkt işe girebiliyorum. Yani hızlı bir şekilde ilerlenebilir burada. Sonrasına geçeceğim. Oraya kadar bu arada soru var mı ya da şey var mı? Ben hiç bakmadım ama. Ben şu an chat'i kontrol ediyorum. Henüz sanırım sunumla ilgili soru gelmemiş.
Aynen. Arkadaşlar ben... evet sorularınız varsa chatten aynen yazabilirsiniz YouTube'da. Ben Aybüke'ye aktarırım ya da Aybüke'de zaten gördüğünüz biraz şey oluyor. Ne oluyor? Dalıp gidiyorum sonra hiç bakmıyorum. Ha, yok yok şu ana kadar soru gelmemiş rahat ol. Okey. Circle CI ile devam edelim. Bunu da işte bir önceki çalıştığım yerde bir deneme fırsatım olmuştu. Circle CI bir ay kadar sanırım ya da bir haftaydı hatırlamıyorum. Ücretsiz bir deneme şeyi sunuyor size. İşte tabii ki belli bir sayıda çalıştırma ya belli bir süresi var. İşte şu kadar kere ne bileyim pipeline çalıştırılabilir vesaire gibi. Bitbucket'la işte GitHub'la GitHub Enterprise'la entegre olarak çalışıyor. Çalışma mantığı aslında şuradaki gibi. İşte repolardan vesaireden alınan şey kod bu API'den geçiyor ve sonrasında şey config YAML'ı okuyor. Burada da bir tane aynı Travis CI'daki YAML'daki gibi bir tane config YAML'ımız oluyor. Aslında şey bu kısmı böyle diyebilirim ya. Ne anlatacaktım başka hatırlamıyorum şu anda. Özetle şey kısa bir süre deneyebilirsiniz ama paralı versiyonuyla ilerleniyor genelde. Onu söyleyebilirim burada. Bir sonrakine geçmeden önce hem burada da şeyi var, bir arayüzü var. Burada da yine login olduktan sonra direkt şey yapabiliyoruz. İşte şu projelerimi buraya entegre et deyip config YAML'dan ilerleyerek işte yani pipeline'larımızı çalıştırabiliyoruz. Ek olarak burada şöyle bir şey de var. Burada debug yapmak bayağı kolay. Çıktıları vesaireleri çok net. Yani log çıktıları Jenkins'teki gibi direkt stdout gibi basılmıyor. Daha böyle rahat ve hızlı bir şekilde görsel olarak en azından bu şeyleri işte hataları vesaireleri çözmek daha rahat oluyor. Buradan sonra Aybükeciğim bir soru geldi. Seni bölsem olur mu? Buyur. Tamam. Tamam. Bir arkadaşımız diyor ki Jenkins'i baştan sona kurmak ortalama zaman ne kadar sürüyor? Yani zaman olarak ortalama ne kadar sürüyor demek istemiş herhalde. Ya aslında çok uzun sürmüyor. Hatta bir de bunun şeyleri de var. Yani ne bileyim Ansible'la falan da kurulabilir. Salt'u vardır. O direkt çalıştırılabilir vesaire. Çok uzun sürdüğünü düşünmüyorum. Ama mesela şey olarak baktığında bir makineye daha yönetmek, işte onun bakımını yapmak zorunda kalabiliyorsun. Öyle bir eksisi olabiliyor. Onun dışında yani bilmiyorum yarım saat, bir saat olsun, bir saat olsun yani çok abarttım bile belki şu an. Sanırım hani kurulumdan ziyade maintenance süresi mi daha şey önemli? Maintenance'da evet o biraz sürüyor. İşte dediğim gibi bu security mesela senin kullandığın bir plugin'de bir açık çıktığında işte onun versiyonunu değiştirmen gerekiyor. Jenkins'in sürümüyle o plugin'in sürümü uymayabiliyor. O zaman mesela Jenkins'in eski kaldıysa onun versiyonunu da yükseltmek gerekebiliyor vesaire. Hani bakım maliyeti var hakikaten. Ona diyecek bir şeyim yok. O yüzden mesela hani Travis'te o kısımlarla hiç ilgilenmeyip sadece CI YAML'ını yazıp ilerlenebilir. Tabii bunu bir şey olarak hani ufak tefek projeler olabilir. Deneme amaçlı olabilir vesaire. Orada kullanılabilir mesela. Tamamdır. Onun dışında başka soru var mıdır? Yok şimdilik başka sorumuz yok. O zaman ben devam ediyorum. Olur. Buradan GitLab CI'ye geçeceğim. Aslında GitLab yani başlı başına bir şey nasıl diyeyim? DevOps için yapılmış bir sürü tool var içinde. Yani GitLab'ın içinde GitHub gibi repozitörü olarak kullanabiliriz. İmaj repozitörü olarak kullanabiliriz. Onun haricinde Kubernetes'lerimizi de yönetebileceğimiz bir yer. İşte Auto DevOps yapılabilecek bir yer. Ya da Kanban boardlarıdır, Jira tarzı şeyleri de. Yani her şeyi iç içe bulabileceğimiz bir yer aslında GitLab. İşte bunlardan bir özelliği de GitLab CI olması. Yani içinde CI de barındırıyor. Hatta CI CD demek daha doğru olur. Çünkü deploy da yapılabiliyor.
Jenkins gibi. GitLab CI'da, GitLab daha doğrusu, önce Ruby ile yazılmaya başlanmış. Sonrasında Go ile de düzeltilip... Efendim? Ha, bir sorun var ama şey yapmadım. Daha böyle... şey soracağım, bu image repository dedin ya, o neyin image'ı bilmediğim için soruyorum. Yani yine bu alana yabancı olduğum için. Yani image repository aslında şey, yani Docker imajlarını vesaire tutabildiğin Tamam. Bir repo olarak düşünebilirsin. Tamam. Mesela işte Nexus'a atılabiliyor, Docker'a atılabiliyor. Onun gibi sen GitLab'da da tutabiliyorsun. Tamam, çok iyi. Sonrasında şey, ne diyordum? Aynen. Go ile yazılmış ve iyileştirilmiş yerleri olmuş GitLab'ın. GitLab'ın bu arada şey, Community Edition'ı var ve bence oldukça, yani birçok ihtiyaca cevap veriyor. Çok ekstrem şeyler olmadıkça paralı versiyonunu almaya hani gerek yok pek fazla. Community Edition'ı MIT lisanslı. Bu şeyde de GitLab CI'da yine servis olarak da kullanabiliriz. İşte GitLab.com'du galiba. GitLab.org muydu ya? GitLab.com'du sanırım. Oradan gidip direkt işte repomuzu ekleyip GitLab CI yamulumuzu yazarak da ilerleyebiliriz. Kendi makinelerimize de kurabiliriz. Yine cloud'da da kurulabilir. On-prem'e de kurulabilir GitLab. Burada da Travis'teki gibi ya da CircleCI'daki gibi yine yaml yazıyoruz. GitLab CI yaml var burada da. Onun dışında bir de GitLab'ın şeyi var. Şöyle bir özelliği var. Runner'ları kendi bilgisayarımızda da çalıştırabiliyoruz. Kubernetes üzerinde, işte Docker üzerinde vesaire de çalıştırabiliyoruz. Mesela şöyle bir şey düşünürsek eğer, nasıl anlatayım? Sallıyorum. Şey, runner ne demek bu arada? Runner aslında şey, senin bu yazdığın GitLab CI'yi mesela içinde ben dedim ki işte benim kodumu önce alsın. Gitsin işte şu komutu çalıştırsın. Sonra işte bir yere kopyalasın. Sonra şu testi içinde çalıştırsın. İşte ne bileyim, sonra build yapsın. Bir yere pushlasın falan filan gibi adımlar yazdım. Bu adımları çalıştıran aslında runner. Tamam. Runner'ları işte kendi bilgisayarımızda da çalıştırabiliyoruz. Şeyde de, Kubernetes gibi ortamlarda da çalıştırabiliyoruz. Yani şey olarak düşünürsen mesela çok büyük bir şeydesin işte, her gün deli gibi deploy çıkılacak vesaire. Yani sürekli böyle runner'ların çalışacağı, sürekli kod yazıldığı ve bir şekilde bu CI adımlarının gerçekleşebileceği bir yerde işte Kubernetes'in içine bir runner namespace oluşturup bir sürü runner ekleyip işte job çalıştıkça mesela işte runner orada ayağa kalkar, işlerini çalıştırır. İşi bittiğinde tekrar ölür gibi bir şey yapılabilir mesela. Hı hı. Onun dışında şey var, bu cache özelliği var. Aslında örnekte var mıydı? Bir sonrakinde koymamışım. Okey. Cache özelliği de şöyle, her seferinde mesela yine YAML içerisinde yapılan şeyler varsa, kopyalanan sürekli en baştan çalıştırmak yerine bunu cache'in içine al deyip bir yerde tutturabilirsek eğer, o job tekrar çalıştığında yeni bir kod eklendiğinde eğer değişiklik yoksa onu cache'den getirebiliyor mesela. Nasıl bir örnek versem tam bilemedim ama bazı paketler mesela işte her seferinde çekmektense cache'de tutuyor. Çünkü o paketlerin versiyonları aynı, zaten bir kere çekilmiş vesaire. Bunu tabii GitLab CI YAML'da belirtmemiz gerekiyor cache olarak kullanmasını. Onun dışında image build'den bahsedecektim. Bu da şey aslında. Docker in Docker ve Canico'yla ilerlenebiliyor. Buna çok girmeme gerek yokmuş aslında. Neyse. Bu cache ile ilgili yine bir şey sorsam olur mu? Tabii. Böyle hani birden fazla adımda aynı dosyaları kullanacağımız zaman aslında başvurduğumuz bir yol gibi. Yani orada işimize yarayacak olan bir şey gibi değil mi? Ben aklımda öyle canlandırdım ama. Yani o zaman mı cache'liyor? Yani bir şeyi birden fazla kere ihtiyaç duyup kullandığımızda.
Aslında evet, dediğin gibi şey gibi düşünebilirsin. Mesela senin çıkacak bir building var, işte bir Java projesi vesaire. Orada kullandığın bazı işte ne bileyim oluşturduğun paketler var, işte versiyonları vesaire. Onları şey yapabilirsin. Cache'in içinde GitLab CI, keşke bir örneğini alsaydım aslında onun. O YAML'ın içerisinde cache bölümüne yazıp işte bir değişiklik olmadığında aynı yerden çekmesini sağlayabiliyorsun. Keşke gösterseydim onu. Neyse. Yok ya, örneği de gayet güzel açıklayıcı bir şekilde vermeye çalıştın yani. Sıkıntı yok. Sağ olasın. Bunun dışında şey, bu burada GitLab'ın işte ücretsiz versiyonu ve ücretli versiyonlarının işte kapsadığı şeyler falan yazıyor. Ama dediğim gibi bu Community Edition'da, yani ücretsiz versiyonunda çok çok fazla özelliği zaten açmış durumda var. Onun dışında kişi başı şey yapıyor bu arada. Para alınırken kişi başı lisansa para veriliyor. Ve işte 4 dolarla başlıyor. Diğer özellikleri açıldıkça da bayağı da artıyor gibi. Şu Bu ekranda da... Hı. şey, böldüysem çok affedersin, gerçekten ben böyle bir mola olmuş gibi düşünmüştüm. Emin yazmış da yine chatten, gönüllü sorusu artifeklere daha uygun değil mi paylaşılan dosyalar diye bir yorum yapmış. Ha, tamam. Aynen, Emin, katılıyorum. bir de şeyi göstereceğim. Bu oluşturduğumuz pipeline mesela, yine CI adımları ve en son CD adımı da var. Testleri çalıştırmış önce. Sonra update işlemleri, neyse bunları yapmış. Build işlemi Android için ayrı, iOS için ayrı build işlemi çalıştırmış. Sonrasında da şey, mesela Pro'da çıkacakken bunları manuel tetiklemek istemiş. Otomatik olmasın, hani Pro'da bir göz daha baksın, elle tetikleyelim şeklinde. Bu şekilde ayrı ayrı ortamlara deploy çıkılabiliyor mesela. Yani çok basit bir örnek olarak. Şimdi buraya kadar bunlar benim az buçuk denediğim CI/CD tool'larından. The Jenkins, Travis vesaire. Burada tek bir ekranda paylaşayım dedim. Bir de şu var, alttaki URL'de 2020 yılının ilk 5'i şey yapılmış, kıyaslanmış bu şekilde. Jenkins, Circle CI ve GitLab CI'de ilk 5'te, Travis'te 7. şeyde sırada çıkmış aslında. Kısacık yine üstünden geçelim. Bir de sonrasında şey diyeceğim, hani nasıl bir durum olsaydı ben Jenkins'i tercih ederdim. Nasıl bir durum olsaydı işte diğer tool'ları tercih ederdim gibi. Burada şey, hepsi open source, evet. Yani bir community edition'u var. Jenkins zaten open source komple. Onun dışında bu setup'ı ve işte kullanımının kolaylığı ile ilgili Jenkins'e, Circle CI ve GitLab CI'ye ortalama denmiş. Travis'e kolay. Ya zaten şey, uygulaması da bayağı şeydi. Kolayca uygulanıyordu. Bu build'in özellikleri yine şey, 5 üzerinden değerlendirilmiş. Entegrasyonları, yine hosting'i, buradaki işte self-hosted, Jenkins'in sadece self-hosted olması, Circle CI ve GitLab CI'nin hem servis olarak hem de self-hosted kullanılabilmesi var farklı olarak. Bedava olan şeyi, versiyonları hepsinin var. Jenkins zaten bedava. Ay pardon. Bu şey de işte lisans ücretleri aylık olarak Travis ve Circle CI'de aylık olarak, GitLab'da da az önce söylediğim gibi kullanıcı başına olarak ilerliyor. Ve desteklediği işletim sistemleri var. Jenkins'i bahsettiğim gibi işte master ve slave olarak Windows, işte MacOS, Linux vesaire hepsinde kurulumunu yapıp kullanabiliyoruz. Circle CI'yi yine Linux ve MacOS'ta, GitLab'ı da Linux distrosu, CentOS, işte Ubuntu vesaire, bunlar da kullanabiliyoruz. Şeye gelecek olursak, ben mesela hangi durumda işte Jenkins kullanırdım vesaire diye düşündüğümde, hani az önce bahsettiğim gibi ufak bir projem olur da para da vermek istemezsem mesela, ne bileyim
işte öğrenciyimdir, bir ödevim vardır falan. Öyle bir durum olduğunda sanırım direkt şey, Travisia'yı tercih ederdim diye düşünüyorum. Çünkü hani uğraşıp da şeye gerek duymuyorum. İşte şu nasılmış, bu nasılmış. Direkt her şey hazır, önüme verilmiş bir şekilde ben nasıl çalışacağını yazıyorum aslında. Onun dışında şeyi Circassia'dan örnek verecek olursam, hani bir şirketim olur ve şeydir, elimde yeterince bu CI/CD'ye destek verecek eleman yoktur ama param da vardır. Circassia'yı tercih edebilirim. Çok temiz olur bence. Hem yani elimde eleman olsa da çok fazla yoğunlarsa işte şey, yani onların vaktini başka bir yere yöneltip yine Circassia ile ilerleyebilirdim. Onun dışında yine bütçemde mesela ayrılamıyorsa bir şekilde Circassia kadar, ki ücreti bence fazla da yani. Bu kadar ücret ayrılamıyorsa da Jenkins'i tercih edebilirdim. Jenkins de yine yani her işimi görecek durumda. Sadece bunun şeyi olacak, hani Circassia kadar ödemesem de cloud'daki makinelerime ya da işte on-prem'deki makinelerime belli bir miktarda para gidecek. Burada öyle bir şey var. Yani trade-off bir durum. GitLab CI'yi da neden kullanırdım? GitLab CI'da gerçekten şey, her şey elimin altında olduğu için aslında. Yani oradan CI/CD de yapabilirim. Ne bileyim, yazılımcıların tek bir yerden her şeyi yapabileceği bir yer gibi düşünebilirim bir yandan. Ve şey, adapte olması çok kolay. Yani YAML'la ilerleniyor vesaire. Ve şey, aktif de geliştiriliyor. Sürekli yeni bir versiyonu vesaire çıkıyor. Burada da GitLab CI'yi tercih edebilirdim. Çok fazla ekstrem durumlar olursa da hani paralı versiyonu düşünülebilir tabii ki. Ama yine Community Edition yetebilirdi bana. Buna para vermeye de bilirdim yani. Buraya kadar bir soru vesaire var mıdır? Benim var. Şimdi aslında hepsini kullanmaya dair ayrı ayrı motivasyonlardan bahsettin. Çok da güzel oldu bence. Peki sen Aybüke olarak hangisini kullanmak isterdin? Gönlünden hangisi geçiyor? Gönlümden hangisi? Ya son zamanlarda çok GitLab CI ile uğraşmaya başladık. Sevdim. Yani gönlümden o geçiyor tabii şu an ama mesela Jenkins'i çok kullanmıştık biz. Şeyde bir önceki şirketimdeyken yani Jenkins'in de ayrı bir yeri var tabii. Ama şey, mesela Travis ve Circassia'yı denedim. Hani gördüm ama mesela Travis de genelde şeyde olabiliyor. Sallıyorum işte özgür yazılımlarda vesaire de mesela Terraform'un kaynak koduna bir patch yollayacağım. Orada şey yapıyorlar. İşte Travis kullanıyorlar arkada. Sallıyorum, senin CI adımlarını geçmedi bir şekilde. Yani sen eklediğin kodu aslında bir modüle eklemiştin. Orada bir sıkıntı çıkmamıştı. O yüzden pull request açmıştın. Ama sonra bütün o Terraform'un şeyi build olurken patladı. Onu mesela Travis CI kullanıyorlar gibi. Genelde böyle hani özgür yazılımlarda Travis CI çok fazla kullanılıyor. GitHub'da da bayağı rastlıyorum yani. Ama Circassia'yı çok kullanan görmedim açıkçası. Yani ben de deneyebildim zaten. Bir hafta mıydı, iki hafta? Öyle bir süreç vardı. Orada denemiştim sadece. Ama son zamanlarda GitLab bayağı şey yani, gözde diye düşünüyorum. Bir de dikkatimi bir şey daha çekti. Şimdi bu sunumun afişinde 4 karakter var aslında. Şimdi senin bu tablonda da 4 tane tool'dan bahsediyorsun. Bunlar arasında herhangi bir ilişki var mı? İlişki aslında şöyle düşünebiliriz. Şimdi orada Mortal Kombat karakterleri var. Onlarda da şey aslında, ne bileyim, bu şey var ya, tasolarda hani şey olur, birinin hızı yüksektir, birinin vuruşu yüksektir falan. Oradaki o trade-off, birinin başka bir özelliği daha ağır basıyordur, İşte sen onu seçersin falan. Bunlar da ona benziyor aslında. Zaten hani tek bir tane çok süper bir CI tool yazılsaydı diğerlerinin hiçbiri kullanılmaz, hep yani o tek olana geçilirdi. Evet. O yüzden hani hepsinin kendince kullanım amacı farklı. Ama bilmiyorum.
Ben Raiden'ı seviyorum. GitLab CI olsaydım da Raiden şey yapardım, eşleştirirdim. Bilmiyorum. Tamamdır. Bu arada YouTube'dan yorum gelmiş. Ben ona şey soru gelmiş pardon. Gökmen Görgen söylemiş. Merhabalar. Tekrar olursa kusura bakmayın. Burada karşılaştırmaları yaparken ne tarz bir projeyi baz alıyoruz? Basit bir açık kaynak komut satırı uygulaması için de aynı tavsiyeler geçerli midir? Demiş. Aslında şöyle. Basit bir açık kaynak için de geçerli. Yani ihtiyaca göre değişiyor bence. Mesela bazen şey olabiliyor. Sallıyorum ben işte bir hafta sonu projesi yaptım ama hani ufak bir şeyi bile işte Kubernetes'e koyayım, istiyorlarla bir şeyler yapayım falan. Hani birkaç beden büyük gelmesi yerine hani işimizi görecek şekilde bir tık küçük şeyi, tool'u kullanarak kolayca halledebiliriz. Yani fazla böyle bir karmaşıklıktansa diye düşünüyorum. Çok cevap veremedim sanırım ama aynı tavsiyeler geçerli mi? Yani komut satırı uygulaması olacaksa herhangi biri de kullanılabilir. Yani bilmiyorum o konuda. Tamam yani. Bir de Emin bir şey sormuş. Kapalı bir projede testlerde benim sunucuda çalışsın istersem private runner. GitLab CI ve Jenkins dışındakilerde böyle bir opsiyon var mı demiş. Testler benim sunucumda çalışsın istersem private runner. Evet, yani GitLab'da private runner var, onu biliyorum. Jenkins'te de zaten kendi makinemde olduğu için var. Travis'te yok diye biliyorum. Travis'in işte kendi artık arkadaki o kod bir şekilde yollanıyor. Oradaki runner'larda çalışıyor diye biliyorum. CircleCI'yi de aynı şekilde ama CircleCI'yi şey de yapabiliyoruz. Kendimize de kurabiliyoruz. O yüzden onda da yapılıyor diye biliyorum. Eminim. Bir de yorum geldi şeyden chat'ten. Bir arkadaş şey yazmış. Mehmet Çağrı Çalışkan. Birazcık konu dışı olacak ama Mortal Kombat 11 davet ediyorum. 11'e davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. 11 oynamadım. Yenisini oynamadım maalesef. Ufak bir devam edeyim mi? Olur. Burada bir de CI kısmından bahsettim. CD kısmından da ufacık bahsedeceğim. Bu artık bizim hani bu yıl dolmuş elimizde artık bir artifact olabilir, bir imaj olabilir. Bir değişiklik var koddaki ve bu artık hazır bir şekilde sürüm haline getirilip uygulanabilecek bir duruma geldi. Yani CI kısmını başarıyla geçtiysek eğer bu aşamadayız demek. Burada tekrardan işte performans testlerinin çalıştığı, ne bileyim daha aklıma gelmeyen çeşitli testler vardır. Onların çalıştığı, acceptance test mesela. Çalıştığı ve eğer başarılı olursa prod'a benzeyen bir ortama bu sürümün uygulandığı aşamaya continuous delivery tarafı diyorduk. Bunu başta da yapmıştım. Ve artık canlıya alındığı kısmı da ve bunu işte komple tamamladı continuous deployment diyoruz. Burada aslında bahsedeceğim Argo CD ile Spinnaker var ufak ufak. Ama şunları da söylemiş olayım. Mesela Jenkins CD tool'u, CI/CD tool'u olarak geçiyor. GitLab yine CI/CD tool'u olarak geçiyor. Onun dışında özellikle Kubernetes'e deploy kısmında sadece CD için yazılmış iki tane tool var. Daha da var da yani benim daha çok duyduğum iki tane tool var. Argo CD ve Spinnaker. Burada şöyle başlayayım. Argo CD GitOps'un CD tool'u olarak geçiyor ve Kubernetes'e deploy'larda kullanılabilen bir tool. Apache lisansı var. Aslında çok basit. Çalışma mantığı şu şekilde. Mesela burada ayırmış bir reposu staging reposu, bir reposu da prod reposuymuş buradaki görüntüde. Burada herhangi bir değişiklik olduğunda repoda Argo CD'nin webhook'ları burayı dinliyor ve aynı zamanda şu anki durumunu staging ve prod'daki app'lerin deployment'larıdır, ne bileyim servisleridir, ingress'leridir, bu tarz servislerin durumlarını dinliyor ve eğer bir
değişiklik olduysa, yeni bir commit geldi mesela buraya, işte sallıyorum, işte 5 tane çalışan bir pod vardı, ona çıktı ya da ne bileyim config map'te bir şey değişti vesaire. Bunu dinleyip sync durumunu güncelliyor aslında. Sürekli repo'yla Kubernetes cluster'ını aradaki sync tutan şey Argo-CD. Bunu yaparken de şey, bir application controller yapıyor arkada bunu. Bu dinleme işlerini vesaire. Yani temel çalışma mantığı bu ve uygulanması çok kolay. Bir cluster'ın içinde işte şurada bir namespace oluşturuyoruz. İçine de manifestini apply ederek Argo-CD'yi ayağa kaldırmış oluyoruz. Buradaki bir artısı da şöyle bir artısı var aslında. Bütün Kubernetes cluster'ındaki o hiyerarşik yapıyı vesaireyi hepsini şöyle şu şekilde görebiliyoruz. Ne kadar uygulamam varsa, hangi namespace'teyse vesaire. Buradan işte ne bileyim servisleri düzgün mü, ingress'leri düzgün mü, işte healthy durumda mı vesaire görülebiliyor. Ve tabii şu bahsettiğim sync kısmı burası bu arada. Sync olmadığında buralar böyle kızarıyor vesaire. Onun dışında başka söyleyeceğim. Burada nasıl YAML'la dinliyorsa, bunun haricinde customize, helm, işte YAML, JSON, manifest, bu tarz şeyleri destekliyor. Onun dışında bu CD tool'unu özellikle kullanmanın sebeplerinden bir tanesi, yani kullanırsak eğer, genelde şey oluyor, rollback senaryoları. İşte bu bir önceki şeyi yedeklemiş olma, hızlıca geri dönme konularında. Yani mesela şey de diyebiliriz, işte GitLab'dan mesela ben işte CI gibi deploy edip şey yapabilirim mesela. Onun yerine neden özellikle bir tane CD tool daha araya getirip neden ortalığı karıştırayım ki diye düşünebiliriz. Ama bu işte rollout kısmı ve şey, Argo-CD'nin bir tane daha şey güzelliği var. O da şu, buradaki Helm'i nasıl işte destekliyorsa, sallıyorum işte yazılım takımı dedi ki biz şöyle bir şey deneyeceğiz. Yani 5-10 dakika içinde eğer hazır bir Helm'i varsa yazılım tarafına bu ortamı sağlayıp işte Argo-CD ile direkt deploy edebiliyoruz. Aynı zamanda şey olmuyor mesela, işte bir makine açayım da işte ya da servisi varsa işte Amazon'da şurada burada servisi şey yapmayla hiç uğraşmadan 10-15 dakika içinde yeni bir servis ayağa kaldırabiliyoruz. Böyle de bir güzelliği var. Yani bizim tarafı da aslında çok vakit kazandıran bir tool bence. Bunu tabii Spinnaker için de söylüyorum. Aynı şeyleri o da yaptığı için. Onun dışında bir de Spinnaker'dan bahsedeceğim. Bu da şöyle, Netflix tarafından geliştirilmiş aslında. Sonra Google alıp daha da geliştirmiş öyle bir tool. Yine açık kaynaklı, Apache lisansına sahip. Burada ben özellikle Spinnaker kullanmadım ama şey, araştırma vesairelerde işte şu alttaki özelliklere bakarak bayağı bir şeyi sağladığını söyleyebilirim. Bu multi cluster ve multi repo desteği var. Bunun şeyde de desteği var bu arada, Argo-CD'de de. Farklı cluster'ları da Argo-CD ile ya da Spinnaker ile işte deploy vesaire yapılabiliyor. Yine Helm desteği, webhook olayı, işte Canary deployment. Ekstradan şuradaki dashboard tarzı bir dashboard daha var. Spinnaker'ın da şöyle şu şekilde. Yine dashboard desteği var. Rollback'leri, yine geri dönüşü, blue green deployment'ı ve notification, yani bildirimleri yollama gibi özellikleri var. Bunun dışında bir de söyleyeceğim şey, yine GitLab ve Jenkins'te de deployment yapılabilir. Ben ekstradan onları yazmadım. CI tarafında yazmıştım. Benim anlatacaklarım bu kadar bu arada. Sorular varsa alabilirim. Ağzına sağlık gerçekten. Benim gibiler için, özellikle farklı domainden gelenler için de çok faydalı bir sunum olduğunu düşünüyorum. Ben şeyi merak ettim. YouTube'dan evet, sorular varsa arkadaşlar chatten yazabiliriz. Evet. Ben de IBK'ye sormaya çalışırım sizin sorularınızı. Ya da yorumlarınız varsa onları da iletmeye çalışırım buradan.
Spin Laker'dan bahsettin ya, ondan önce de Argo City'den bahsettin. Mesela bunları tercih etme noktasında birbirinden böyle can alıcı bir farkı var mı? Birini neden tercih etsinler, diğerini neden tercih etsinler falan gibi. Aslında şöyle, hani okuduğumuz ve hani böyle ortamlarda konuşulduğu kadarıyla söyleyebilirim. Argo CD hakikaten şey, uygulaması çok kolay. Spin Laker'ın konfigüre etme kısmı ve şey işte kurulumu falan birazcık daha ağır geçiyor Argo CD'ye göre. Onun dışında söyleyebileceğim çok da şey de bakılabilir. Bizim takım da bakmıştı. Mesela işte şu an ne kadar açıkta bug'ları var repolarında, ne kadar aktif işte destekleyen, işte kod yazan birileri var. Argo CD ve Spin Laker'da. İkisi de bu arada çok fazla şey yapıyor yani. Yani contribution alıyor. Hı hı. Ama hani bug sayısına bakılabilir. Kaç kişi ne kadar ilgi gösteriyor ona da bakılabilir bu konularda. Bir de şey önemli. Hani mesela Kubernetes özelinde konuşuyorum. İşte sadece cloud'da mı deploy edilecek? Yoksa biraz cloud'da biraz on-prem'de mi? Hani yani mimariye göre değişebilir aslında yine. Hı hı. Ve bunlar şey hem Argo CD hem de Spin Laker'dı galiba değil mi? Bunlar CI evet. Yapmıyor herhalde değil mi? Yok sadece CD tool. Tamamdır. Aynen. Bir de YouTube'dan yine şey gelmiş, soru gelmiş. Öncelikle yorumlar gelmiş sunumun güzel olduğuna dair. Teşekkür ediyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız da Deniz Aydoğdu şey demiş. Kaçırmış olabilirim. Şu an çalıştığın firmada hangi tool'u kullanıyorsunuz? Yoksa birden fazla tool'u mu kullanıyorsunuz? İşlevselliği ya da projeye göre. Şu an birden fazla tool var. Hı. Yani hem Jenkins var hem GitLab var şu anda. O şekilde. Tamamdır. Arkadaşlar sorularınız olursa yine biz buradan okumaya çalışıyoruz chatten. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Sunum sonrasında Discord'dan bu sunumla ilgili sohbet muhabbete devam edeceğiz. Hem katılanlarla tanışmak için hem varsa başka sorularınız bu konuyla alakalı soramadığınız, daha da bahsetmek istediğiniz yorumlar vesaire de varsa Discord kanalımıza davet ediyoruz. Oradaki ses kanallarında muhabbete devam edeceğiz. Discord kanalımızın linkini de bu sunumun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet. Aslı Öztürk'teki çok güzel bir sunumu diyor. Teşekkür ediyor. Teşekkür ederim ben de. Yani. Evet. Sorular bekliyoruz. Sorular. Var mıdır sorusu olan? Aklında bir şey takılan. Halbuki bulmuşken kaçırmayalım. Bu arada başkalarının deneyimleri falan olursa Discord'da goy goy yapabiliriz gerçekten. Evet. O aktarımlar gerçekten çok iyi. Bir de Derya Deniz bir konu. Yani şey oluyor mesela. İşte bir takımın yapmak istediği işte mesela CI ya da CD tarafında bir işlem var. Onunla uğraşırken o sırada bir şey öğreniliyor. Aa işte mesela GitLab'da bu yapılıyormuş ama Jenkins'te şu şöyle yapılıyormuş gibi. Hı hı. Ama o tamamen hani gelen ihtiyaca göre bir araştırma sonucu ya da yapılamıyorsa da nasıl yaptırtılıyor falan. O araştırılıyor falan. O yüzden hakikaten Derya Deniz bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Evet ve bu gibi şeyler de deneyimle çok çabuk öğrenilen, yani deneyimle öğrenilen şeyler. Paylaşım o anlamda çok değerli oluyor. Bence de. Evet. Chat bir sakinleşti. Artık soru gelemiyor galiba. Sanırım akıllarımızdaki soru işaretlerini giderdin Aybüke. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim ya. Ağzına sağlık. O zaman hep birlikte Discord'a geçelim. İsteyenlerle oradan devam edelim muhabbetimize. Çok teşekkürler herkese katıldığı için. Aynen çok teşekkür ederim ben de. Evet Aybükeciğim çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.